Hala Hanım hoş geldiniz. Buyurun dışarıda konuşalım, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun şöyle. Buyurun lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedim Ayşegül Hanım. Ya inanın hiç hoş gelmedim. Ya beni ne hakla buraya çağırabiliyor? Ne hakla bana bu yüzüğü gönderebiliyor? Hangi terbiyeyle, hangi edeple? Ya inanın size değil söylentim. Ya size olan saygımdan ve hürmetimden buradayım şu anda. Çok teşekkür ederim. Şu yüzüğü onun kafasına fırlatmak için geldim aslında. Niye bu kadar sinirlisiniz hala? Ne oldu? Ya Ayşegül Hanım ben gittim gözlerimle gördüm o evde olanları. Ne gördünüz? Barışmak için gittiğimde o evde baş başalardı, yan yanalardı. Ya ben daha ne görmeliyim? Ya beni resmen aldatıyordu. Şimdi ne hakla beni buraya davet edebiliyor? Şimdi ben sen diyeceğim Hale. Ne gördüğünü merak ediyorum. Şimdi ben biraz dinledim. Hatta Fulya. Değil mi? Evet. Fulya Hanım'la da telefonla konuştuk. İlk Kamil aradı. Aradı ve ablacığım, efendim ablacığım diye açtı telefonu. Gerçekten. Ya. Şimdi benim olduğumu bilmiyor orada. İşte dedi ki hani böyle böyle bir sıkıntıyı biliyorsun. Ya biliyorum ablacığım ne yapsak dedi onun için falan. Hani ben o da aramış seni. O da sana çok ulaşmaya çalışmış. Ayşegül Hanım sizi de ikna etmiş. Resmen yani ikna olmuş vaziyette konuşuyorsunuz. Ne gördün Hale ne gördün? Eve girdim ve evde yalnızlardı. Küs müydünüz siz o zaman? Ben barışmak için o eve gittim. Kapıyı küstünüz. Çaldım. Evet küstük. Ya yani isteme faslında olanları herhalde anlatmadı size. Anlatmamış belli. Anlattı biraz. Gittim kapıda içeride kadının sesini duyuyorum ben. Yani beni eve kapattı diyor. Annesi evde yok ben daha ne düşünebilirim? Resmen beni aldatıyor. Ya biz isteme faslını size anlatmamış. Yani şu ekranların önünde şu rezilliği alet etmiş sizi. Yani ben gerçekten onun kafasını kırmak istiyorum. Yok. Gerçekten ya yani insanlara kendisini aklamaya çalışıyor. Neyin aklaması bu? Sen resmen beni anlattın. Ama yani hani bir insan ne olur gözüyle bir şey görür. Der ki ya bak sarılmış, bak öpüyor, bak elini tutuyor, bak işte bir şey. Böyle bir şeyle karşılaştın mı Hale? Hayır. Sadece duyduğun bir cümle üzerinden yola çıktın değil mi? Bunu biraz düşünmeni istiyorum şimdi o kadar. İstemeden ne oldu bir de onu anlatır mısın? Biz Antalya'dan sonra küsmedik. O Antalya macerası da çok ayrı bir şey yani. O apayrı. Biz Antalya'dan sonra gizli gizli görüşmeye devam ettik. Annem benim aşırı üzülmeme dayanamamış. Kayınvalidem de annemi arayıp bir görüşelim, çay içelim deyince annem de kabul etmiş. Bir araya gelmişler. Çok da güzel anlaşmışlar. Annem gitmiş babamla görüşmüş. Bunlar birbirlerini seviyorlar. Gel isteyelim hani kızımızı verelim vesaire. Babam ikna oldu. Ya o babam. O sert babam buna ikna olmuş ve tamam gelsinler istesinler dedi. Hı. Ama Kamil'de ne bir evlilik teklifi var, ne bir yüzük alıp hadi hayatım benimle evlenir misin demek var. Ya önce bunu yapması gerekmez mi? Her şey bir sırayla, kaydıyla olması gerekmiyor mu? Yani ama yılların verdiği bir hani tanışıklığınız, beraberliğiniz var. Ya evet insan bekler yani haklısın. Yani ya isteme faslı falan maalesef gerçekleşemedi. Yani onu da eline yüzüne bulaştırdı Kamil sağ olsun. Keşke gelmeseydi. Ya gerçi orada biraz babamın da suçu var. Çünkü babam hemen gelsinler tamam istesinler dedi aceleye geldi. Hı. Kamil de o panikle gitmiş üvey abisini çağırmış kız istemeye. Ha onu söyledi üvey abimle gittim diye. Niye orada da mı bir şey oldu? Ya bunlar istemeye geldiler. Babam sonunda razı oldu istemeye geldiler. Kapıyı açtım bir baktım annesi. Bir üvey abisi çok değişik bir tipe sahip ve Kamil. Ya ben zaten görünce şok oldum. Değişik bir tip derken? Ya Ayşegül Hanım nasıl anlatayım yani o kadar farklı ki boynunda dövme, parmaklarında dövme, yüzükler, kolyeler, uzun saçlar. Bir de tabii konuşması var. Çok ailenizin alışkın olmadığı bir ya, tip. Benim babam çok tutucu, çok mutasip bir adam ve aşırı gergin ve sinirli. O an patlayan... O an öfkesini dökebilen bir insan. Yani babama göre o tip çok aykırı bir tip. Zaten kapıda gördüğüm gibi direkt dedim eyvah dedim battık biz. Babam bunu görürse beni vermez. Bir de teyzem olayı var. Teyzem direkt bana orada gelip şey dedi. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum? Hmm. Meğer bunlar eskiden tanışıyorlarmış. Kimle? Kamil'in abisi Deniz'le.
Teyze. Evet evet teyzem. Tanışıyorlarmış derken? Yani babamın beğenmesine kalmadı. Kamil'i teyzem beğenmedi. Öncelikle teyzemin onayını alamadık. Beğenmedi derken tanışıyorlarmış. Şöyle bir durum var. Babam geldikleri gibi ilk önce ne olduklarını hani sizin Deniz'e kim olduğunu sordu. Öncesinde hiçbir şey yok. Babam sordu kimsin, necisin? Kendisini anlattı. Ben Kamil'in üvey abisiyim. Kamil babamın ikinci eşinden. Babamla annem ayrılınca ben annemle yaşamaya başladım dedi. Buraya kadar bir şey yok tabii. Bir şey yok. Evet, buraya kadar bir şey yok. Sonrasında beyefendi Deniz Bey diyorum. Bir evlilik yapmış. Evliliğini sürdürememiş. Becerememiş, ayrılmış. Bizim ailede, ben babama çekmişim, bizim ailede ilk evlilikler yürütemiyoruz. Biz beceremiyoruz ilk evliliklerimizi, ikinciyi daha iyi tutturuyoruz. Yani resmen ben birinciyi beceremedim, ikinciyi bekliyorum. Ben babama çekmişim diyor. Bizim ailede demesi de gol oldu. Yani resmen patavatsızlık. Yani hani biz beceremiyoruz Kamil de ya, ya kız istemeye gidince bu laf edilecek. Edilmez, bu resmen bir patavatsızlık. Babam tabii çıldırdı. Daha babamın çıldırmasına kalmadan teyzem konuyu atladı. Teyzem aydı, hatırladı. Sen dedi meslek lisesinde mi okuyordun diye sordu Deniz'e. Deniz de pişkin pişkin, aa evet hatırladın demek ki demez mi? Teyzem kalktı buna saldırdı, yüzüne tükürdü. Bunların ilişkisi mi varmış acaba? Varmış, bunlar sevgiliymiş. Teyzem ne diye bağırınıyor? Sen aynen sen beni beklemedin, ben seni yıllarca bekledim, sen ortalardan kayboldun. Hani biz evlenecektik? Tükürmeler, ya evin içine resmen küçük bir savaş çıktı. O kaosta babam da hemen benim size verilecek kızım yok. Toplayın pılınızı pırtınızı, defolun gidin dedi. Bir isteme faslını gerçekleştiremediler. Tüh tüh tüh. Ya bu kötü olmuş tabii. Peki nasıl tanıştınız siz Kamil'le? Güzel soru. Biz Kamil'le lise ikinci sınıfta tanıştık. Biz o zamanlar İstanbul'da oturuyorduk ailecek. Babamın işi dolayısıyla Kırklareli'ne gelmemiz gerekiyordu. Geldik. Onun okuluna kaydım yapıldı. Lise ikinci sınıf. Sınıfta bir çocuk devamlı bana bakıyor. Ders arasında teneffüse bakıyorum, devamlı gözü bende. Kilit. Dedim, aynen aynen. Hayırdır dedim. Ufak bir araştırma yaptım. Adı Kamil'miş. Araştırdım, zararsız da biriymiş. Tamam dedim, ben şunu bir ifadesini alayım. Bana niye bakıyor? Ama biraz da rahatsızlık veriyor gibi de geliyordu.